Kütahya'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri bildiri yayınlayan amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. Kütahya Adliyesi önünde STK'lar adına açıklama yapan Memur Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde de neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir dedi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe malumdur. Deniz Kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Millet iradesinin yanında olacaklarını belirten Köse, bu davranışın görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ülkemizin terörle mücadelesinde Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da ve daha nice coğrafyada emperyalizmle mücadelesinde devleti lehine bir açıklama için bir araya gelme ihtiyacı duymayan bu zavallılar milletimizin gözünde kirli odakların piyonlarıdırlar. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek, hafifleterek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Köse, Memur Sen olarak 81 ilde amiraller hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bizler darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlerimize verdiğimizin ahdimizin arkasında millet iradesinin yanında darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap soran bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103-104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını olumlu buluyor. Faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine yürekten inanıyoruz. Biz Memur Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşru açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.